GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün Fed'in Aralık ayında gerçekleştireceği özellikle toplantısına ilişkin son beklentilerle ilgili bir eğitim gerçekleştireceğiz. Güncel durumu inceleyeceğiz. Oldukça sade bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Son göstergeler neydi? Bir önceki ay gerçekleştiğimiz eğitimden bu yana neler değişti? bunlar üzerinde durmaya çalışacağız ve bunun gerçekleştirirken hem piyasa beklentisi hem de FED üyelerinin beklentisi neydi bu yıla ilişkin ve gelecek yıla ilişkin bunları karşılaştırmaya çalışacağız. Şimdi son durumdan bakacak olursak ABD tarafında ekonomik göstergeler evet konuşulmaya devam ediliyor hala ama özellikle Trump yönetimine ilişkin hem iç hem dış gelişmeler e, şu anda hem doları hem AD, ABD borsalarını hem de küresel piyasaları etkiliyor. Trump'la ilgili Kasım ayında seçimleri kazandıktan sonra en büyük etken piyasalarda rally oluşturan dolarda ve ABD endekslerinde hatta küresel piyasalarda da rally oluşturan en büyük etken vergi reformu paketiydi piyasaları teşvik edici olacağı düşünülen bu vergi reformu paketiyle birlikte hem dolarda hem de ABD endekslerinde hem de belirttiğimiz gibi küresel piyasalarda da ABD ekonomisinin destekleneceğine, şirketlerin destekleneceğine ve bu altyapının desteklenmesiyle de birlikte ekonominin daha hızlı büyüyebileceği ve bununla birlikte endeksin de yükseleceği ve doların da değer kazanacağına ilişkin bir görünüm ortaya çıktığını görmüştük ve bu yılın başına kadar da bu maraton etkili bir şekilde devam etti. Oldukça kısa sürdü açıkçası iki ay en fazla iki ay sürmüştü ve sonrasında ise endişe havasının ortaya çıktığını gördük. Neden? Trump içeride ve dışarıda. ABD'den bahsedecek olursak hem iç e, dinamiklerde hem dış dinamiklerde yeterli desteği bulamadı ve saygınlığı da kazanamadı. Kongre'de yeterli desteği şu ana kadar genellikle sağlayamadı. Hatta kendi partisinden bile birçok eleştiri, istifalar da geldi ve bu genel durumunu e, birazcık kırılgan yapıyor Trump yönetiminin. Soruşturmalar, Rusya seçim e, müdahalesinde bulundu mu bulunmadı mı bunun soruşturmaları devam ediyor. Daha önce hatırlayacaklar olursa FBI başkanı ile ilgili yine soruşturmalar gündeme gelmişti ve özetleyecek olursak kısaca şu sıralarda özellikle bugünlerde vergi reformunun başarılı olup olamayacağı veya kabul görüp görmeyeceğine ilişkin tartışmalar piyasaları oldukça etkiliyor. ABD tarafında bunun yanında göstergeye bakacak olursak ABD tarafında demiştik ki geçtiğimiz ayda en önemli gösterge enflasyon rakamı. İstihdam geçici faktörler yani e, mevsimsel de diyebiliriz. Bu kasırga dönemi geçti. Her sene olmuyor. Evet bu şekilde olmuyor ama ABD istihdamına büyük bir darbe vurdu ama genel itibariyle baktığımızda 200-250 bin'lik her ay tarım dışı istihdamında artış gerçekleştiği ve istikrarlı bir şekilde devam ettiği görülüyor. İşsizlik oranı da düşük seviyelerde devam ediyor. Ancak burada istihdamla ilgili rakamlar içerisinde en büyük aksaklık ortalama saatlik kazançlarda ve her ne kadar gelir sahibi kişi sayısı artıyor görünse de gelir miktarında genel olarak bir artış sağlanamaması enflasyona yönelik beklentileri etkileyen, önüne engel oluşturan en büyük faktörlerden birisi. Bunun yanında enflasyona baktığımızda %0'ın altından itibaren başlayan bir toparlanma ile birlikte 2016 ve 2017 döneminde yukarı yönlü bir ivme gerçekleştiğini görüyoruz evet. Ama 2016 kadar parlak bir performans yok. 2016'daki performans %2'nin üzerine kadar çıkmasını sağlamıştı ABD enflasyonun. Fakat 2017 yani e, şu bölge şu bölgeden başlayan kısım 2017'de pek de parlak bir tablo olmadığını gösteriyor ancak bir patika olduğunu düşünürsek varsayarsak Evet enflasyon hala yükseliş eğilimi gösteriyor ancak daha önce de gördüğümüz gibi bu yüzde bir yüzde iki aralığında daha önce çok sendelediği de olmuştu ve en büyük soru işareti her seferinde söylüyoruz FED'den bahsederken FED'le ilgili en büyük soru işaretlerinden birisi de zaten üyeler arasındaki enflasyona ilişkin görüş ayrılığının ne derece etkili olacağı. Biliyorsunuz daha önce e, FED grubunu ikiye ayırmıştık. Güvercinler ve Şahinler olmak üzere. Güvercinler çok e, uç noktada üyeler şu an için mevcut diye Daha önceden örneğin Koçer Lakota gibi üyeler e, parasal genişlemenin çok daha agresif bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyordu ama daha merkezi bir e, görüş var şu anda. Güvercin taraf enflasyonda istenilen hedef olan %2'nin sürdürülebilir olduğunu görmek, en azından burada tutunabildiğini enflasyonu görmek istiyorlar. Bu nedenle daha sabırlı olunması gerektiğini düşünüyorlar para politikasında normalleşme adımları için. Şahin tarafsa, Şahin diye adlandırılan tarafsa, öncü göstergelere daha çok ağırlık vererek, enflasyonda zaten bu önceden, 2007-2008'den bu yana, krizden bu yana alınan önlemlerle birlikte, zaten enflasyonun toparlanacağını, geç adım atılması halinde hiperenflasyon daha yüksek enflasyon oranlarının daha zor kontrol edilebileceğini düşünen kısım. Ve e, bunlar zaten ortak bir görüşte birleşebildiği takdirde faiz kararları da veriliyor genellikle. Şimdi enflasyon oranına baktığımızda görüyoruz burada %2'nin tam sınırda oluşan bir görünüm söz konusu. Burada evet iç dinamikler etkiliydi. Ancak şunu da Görmekte fayda var enerji fiyatları manşet enflasyon içerisinde de etkili petrol fiyatlarında yaşanan 30 Kasım'da gerçekleşecek OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatlarında genel olarak OPEC beklentilerine dayanan bir yükselişle birlikte enflasyon içinde önemli bir destek oluşturdu. Şimdi enerji fiyatının dahil olmadığı görünüme gelecek olursak burada dikkat edeceksinizdir manşet enflasyona göre enerji fiyatının ne kadar etkili olabildiğini görüyoruz ama bunun yanında genel olarak çekirdek enflasyonun zaten daha düşük bir seyirde olduğunu da söyleyebiliriz ki enerji fiyatı gibi gelip geçici faktör gelip geçici demeyelim ama volatil olan dönem dönem sürekli değişebilecek faktörlerden çok kalıcı faktörler tüketime dayalı sürekli tüketime dayalı faktörler ve kullanılan bu çekirdek enflasyon çok daha kritik öneme sahip. Ve e, bu enflasyon oranı da gördüğünüz gibi 2017'de hiç ama hiç parlak bir performans sergilemedi. Aksine oldukça hayal kırıklığı oluşturdu. %2.2'nin üzerindeki seyirden şu anda %1.8 ki bu toparlanmış hali %1.8'lik oran karşımıza çıkıyor. <laughs> Kısaca Enflasyon göstergesine tekrar baktığımızda şunu söyleyebiliriz. ABD tarafında özellikle bu Şahin dediğimiz taraf görüşlerinin bir miktar daha ağır bastığını görüyoruz. Neden? Çünkü Aralık ayında faiz arttırımı bu göstergelere rağmen Aralık ayında faiz arttırımı bekleniyor. Piyasa tarafından ve üyeler tarafından da faiz arttırımı beklentisi söz konusu. Çok 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 büyük bir durum ee, Gerçekleşmedi kötü bir durum, gerçekleşmediği müddetçe. Şimdi burada e, daha önce de bahsetmiştik aynı tabloyu kullanıyoruz. yine... Chicago borsasında hazırlanan bu ihtimal tablosundan bahsetmiştik. Orada işlem gören kontratlara dayalı olarak hazırlanan bir tablo sadece bu. Sürekli dinamik bir şekilde hareket ediyor zaten. Sadece kabaca burada e, önümüzdeki döneme ilişkin toplantılarda ihtimal dağılımları nasıl görülüyor. Bunu görmemiz açısından önemli. E, buraları zaten hızlı bir şekilde geçeceğiz birkaç ayı gösterdikten sonra önümüzdeki yılın aynı dönemine kadar neler bekleniyor diye. Sonrasında ise piyasa beklentisiyle FED üyelerinin beklentisi ölçüşüyor mu? Kısaca bunu görmeye çalışacağız. Son FED'in yayınladığı projeksiyon tablosuyla karşılaştıracağız. Şimdi aralık için çok büyük bir soru işareti yok piyasalarda. 25 bas puanlık faiz arttırımıyla birlikte FED bu target rate'in 1.25 1.50 aralığına taşınması bekleniyor. %91.5'lik bir e, beklenti söz konusu. Düne dayalı olarak dünün piyasa kapanışına dayalı olarak hazırlanan bu tabloda. Daha sonrasında yeni yılın ilk toplantısı 31 Ocak'ta gerçekleşecek. FED'in ilk toplantısı 2018'e dair. Burada da gördüğünüz gibi ...güçlü bir şekilde faizin yine bu 1.25-1.50 aralığında bırakılması bekleniyor. Yavaş yavaş, yine önümüzdeki süreçte, Mart ayından itibaren bir kademe daha yukarı... ...25 basmanlık faiz artışıyla birlikte 1.50-1.75 aralığına taşınma ihtimali artış gösteriyor. Hatta ilk faiz artırımı beklentisi, Chicago Borsası'na dayalı bu hazırlanan tabloya göre... 2018'in ilk faiz artış beklentisi Mart ayında. Neden? Halbuki 46 diyor. Şimdi şu kısaca açıklayayım bunu. Daha sonra da karşımıza çıkacak muhtemelen çünkü. Faizin sabit kalma ihtimali yüzde 49.2. Diğer tüm ihtimaller faiz arttırımı yönünde. Hatta 46'nın yanında yüzde 4.7 50 bas puanlık yükseliş ve %0.1 çok küçük bir oran hesaba katmaya bile belki değmeyecek ama 75 bas puanlık arttırma ihtimali düşünenler de var ve bunu topladığımızda sabit kalma ihtimaline göre çok daha yüksek bir ihtimalden bahsedilebilir. 2 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantı ile ilgili e, duruma baktığımızda ise yılının daha doğrusu başkanın yeni başkanın konuşmayacağı bir toplantı olacak bu. Sadece faiz beyanatının gerçekleşeceği toplantı. Burada da hali hazırda gerçekleştirilmiş olan eğer herhangi bir değişiklik olmazsa gerçekleştirilecek olan Mart ayında faiz arttırımı sonrasında bu kararın sürdürülmesi, sabit bırakılması faizin bekleniyor. Artık e, Haziran ayında Yine e, bu oranın korunması bekleniyor ancak daha şahin yani daha yukarıda olacağına ilişkin ihtimallerin daha da arttığını görüyoruz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Piyasa belirsizliği sevmiyor. E, belirsizliğin e, her kademede eline geçen her ipucunda azalması yönünde fiyatlama sağlamaya çalışıyor. Şimdi aralık ayına ilişkin toplantıda dedik ya herhangi bir çok büyük bir e, sorun olmadığı takdirde faiz artırımı zaten bekleniyor. Bu nedenle bu sürekli dinamik halde değişim gösteren bu ihtimallerin bunu başka platformlarda da bulunuyor. Özellikle Bloomberg'un platformunda da bulunuyor. Bu ihtimal değişimlerinin takibi oldukça önemli. Ve şunu da söyleyelim. Bu her veriyle, her gelişmeyle, örneğin Trump'ın konuşması, vergi reformuyla ilgili gelişmeler hepsinde değişim gösterebilir. Şunu unutmayalım. Yani beklenti gerçekleştiği müddetçe Aralık ayındaki FED toplantısında sürekli 2018'e ilişkin ipuçlarını takip etmek gerekecek artık. Yani hatta bunun için şu an daha geç bile zaten sayılır ama önümüzdeki süreçte en azından akılda bulunması açısından sürekli e, kesinleşen şeylerin üzerinde çok fazla durmamak daha ileriyi ve ilişkin beklentileri yorumlamak gerekiyor. İlerliyoruz biraz daha. Ağustos ayındaki 1 Ağustos ayında 1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek toplantı ile ilgili şu tarihte yani düne ilişkin beklentilere baktığımızda burada da faiz arttırım ihtimalinin hala daha doğrusu faizin bu tarihte bulunacağı seviyenin 1.50-1.75 aralığında olduğunu söyleyebiliriz hala. 26 Eylül'de gerçekleşecek toplantıya ilişkin beklentilere baktığımızda ise artık burada yavaş yavaş 25 bas puan daha faiz arttırım ihtimalinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yani ikinci kez faiz artırılma ihtimali özellikle 26 Eylül tarihinde gerçekleşecek toplantıda ağırlık kazanıyor. 8 Kasım tarihinde gerçekleşecek yani seneye bu ay gerçekleşecek toplantıda da bu kararın yani 50 bas puan yılbaşından itibaren gerçekleştirilen ...gerçekleştirileceği düşünülen 50 bas puanlık arttırım kararının korunması bekleniyor. Şimdi burada piyasayla FED üyeleri arasında bir ayrışma söz konusu oluyor bu tabloda. Tabii ki dediğim gibi bu tabloda muhakkak değişimler olacaktır ama önemli olan bu örtüşmeyi yakalamak. Eninde sonunda piyasa beklentisi aynı biraz önce e, bu ilk tabloda gösterdiğim gibi piyasa beklentisi ve FED beklentisi eninde sonunda örtüşmek zorunda. Çünkü FED piyasaları bu karara hazırlıyor. Böyle kritik bir karara hazırlıyor. Aynı bunun gibi. Bu nedenle de bu birleşmeyi yani bu korelasyon da diyebiliriz aslında bu uyumu piyasa ile FED arasındaki uyumu yakalayabilmek için her türlü açıklamayı, her türlü veriye özellikle önemli verileri tabii ki e, takip etmemiz olası etkilerini incelememiz gerekiyor. Çünkü tekrar ileri alıyorum. Piyasayla şu an en azından düne ilişkin bu kontratlara ilişkin hazırlanan hazırlanan e, tahmin tablosu ile FED üyelerinin görüşleri arasında bir uyumsuzluk var. Çünkü FED üyelerinin açıkları, Eylül ayındaki toplantıda açıkladığı bu projeksiyonlarda 2017 yılı için evet 1.25 1.50 aralığında sona ermesi bekleniyor. Yani Aralık'ta faiz arttırımı uyuşuyor beklentiler. Ancak burada ihtimal tablosuna baktığımızda iki faiz arttırımı görebildik tabloda. Şu an için dağılımlara baktığımızda. Ancak FED üyelerinin mevcut ekonomik göstergelere ilişkin yaptığı, buna dayalı olarak yaptığı tahminlerde faiz aralığının 2-2.25 bölgesinde olacağı düşünülüyor 2018 sonunda. Burada bir ayrışma söz konusu. Piyasa 2, FED üyeleri 3 e, artırım bekliyorlar. Ve 3'ün üzerinde de bir yığılma söz konusu kısaca. Yani üyelerin çoğu e, 2, 2.25 ve üzerinde e, faiz e, seviyelerinin oluşacağını öngörüyor. Bu nedenle bu uyumsuzluğun azalacağı yerde, yani bu korelasyon piyasayla FED üyelerinin arasındaki uyumun gittikçe örtüşeceği verileri muhakkak takip etmemiz gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Her ay takip ettiğimiz bu tarım dışı enflasyon göstergeler açısından söyleyecek olursak enflasyon rakamları, büyüme rakamları, iç tüketimi çok iyi yansıtan bu dayanıklı mal siparişleri gibi perakende satışlar gibi rakamları muhakkak yakından takip etmeye devam edeceğiz zaten. Siyasi jeopolitik taraflarda ise özellikle şunu gördük ki ABD tarafında Trump'ın özellikle bu iş dinamikler açısından Rusya ile ilgili ilişkileri önemli ama bundan daha çok özellikle ekonomi daha doğrudan etkileyebilecek vergi reformu ile ilgili bu sürecin nasıl ilerlediği, nasıl ne kadar sağlıklı ilerlediği oldukça önemli. Çünkü son dönemde, son günlerdeki bu belirsizlik bile dolarda değer kayıplarına neden oldu. Euro dolar başta olmak üzere birçok varlık fiyatını derinden etkiledi. Bu nedenle vergi reformu ve özellikle dış politikada bu Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya tarafındaki gelişmeler yakından takip edilecek. FED ile ilgili e, bunun yanında baktığımızda dolar endeksindeki seyrede son olarak e, göz atacak olursak burada Eylül ayından itibaren gerçekleşen yükselişi takip ettik. Aslında genel olarak baktığımızda doların dolar endeksinin bu 5 yıllık yaklaşık geçmişine burada göremiyoruz tabi ama 5 yıllık yaklaşık geçmişine bakacak olursak 5 yılın düşük seviyelerinde seyrettiğini söyleyebiliriz. En düşük seviyelerinde değil, düşük seviyelerinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Ve e, Ocak ayından itibaren, Trump valisinin sona ermesinden itibaren, bunun Trump'la birlikte alınan karın geride verildiğini görüyoruz. Son dönemde yaşanan yükselişin sadece bir, e, belki bir düzeltme hareketi olarak değerlendirilebileceğini Söyleyebiliriz şu an bundan sonraki aşama özellikle 2017 pardon 2018 bunun bir düzeltme olup olmayacağına dair işaret verebilir. Bunun da başlangıcı Aralık ayındaki FED toplantısıyla karşımıza çıkabilir tabi. FED ile ilgili ABD ekonomisine ilişkin şu anki görünüm FED üyelerinin görüşleriyle ilgili piyasa beklentisiyle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. FED Aralık ayında faiz artırımı yaparsa Euro Türk Lirası ne olur diye bir soru geldi. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Dolar endeksini doğrudan etkileyen bir durum bu. Doların ticari olarak en çok işlem gören altı para birimi karşısındaki değerini gösteriyor ağırlıklı olarak değişen oranlarda. Şimdi bunun içerisinde yaklaşık %57 kadar olması lazım Euro payı var. Yani yarısından fazlasını Euro oluşturuyor. Bu nedenle? Özellikle kısa vadeli yani o, o gün faiz kararının gerçekleştirileceği günde e, burada e, şunu iki tane aşamadan bahsedeceğim burada. Dolarda herhangi bir değer kazanımı ilk etapta Euro Türk Lirası'nda düşüşe neden olsa da gelişen ülke para birimi olduğu için Türk Lirası'nda da değer kaybının oluşabileceğini unutmamakta fayda var. İkincisi şu Fed'in Aralık ayında faiz arttırım ihtimali %90 küsürlerde seyrediyor. Yani piyasa için sürpriz olacak şey, hatta deprem etkisi bile oluşturabilir artık bu ihtimallerden söz ediyorsak, hiçbir şey yapmaması olacak. Bu nedenle Fed'in bundan sonra faiz arttırımı kararından sonra 2018'e ilişkin ipuçları tahmin edilecek. Biraz önce de zaten bunun öneminden bahsettik. Bunun içinde neyi takip edeceğiz? İlk ipucu ne olacak? Fed'in projeksiyon tablosu. Büyüme, enflasyon ve istihdama ilişkin tahminleri yer alacak bu toplantı açıklamalarında. Ve biraz önce bu dat pilotlar, bu nokta tahmini tablosu biraz önce gösterdiğimiz bu açıklanacak. Gelişen ülke para birimlerinde biliyoruz ki Fed'in faiz arttırımı daha önceki dönemlerde gördük. Kırılganlığa yol açabiliyor. Bu da her ne kadar euroda dolar etkisi kısa vadeli olarak sert fiyatlamalara neden olsa da genel itibariyle trendi oluşturduğu para birimleri yani kayıplara neden olduğu para birimleri gelişen ülke para birimleri. Meksika pesosu, ruble, e, Brezilya reali, Güney Afrika randı, Türk lirası gibi para birimleri bulunan e, uzun dönemde etkilenen para birimleri olarak karşımıza çıkıyor. Euro ise her ne kadar diyelim ki dolar tek kazanan Euro da Türk lirası da değer kaybediyor. Burada daha az yara alan muhtemelen Euro olacaktır. Türk lirası gibi Güney Afrika randı gibi para birimleri daha uzun soluklu olarak zayıflık gösterebilir. Bununla ilgili bu konuyla ilgili veya konu dışında e, Forex piyasası veya e, Viop'la ilgili sorularınız olduğunda webinar.gcmforex.com adresine paylaşabilirsiniz. Bunları en kısa sürede yanıtlamaya çalışıyoruz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılı işlemler diliyorum.